Merhaba, sıklıkla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi ailede kalp hastalığı var. Acaba benim kalp hastalığı riskim nedir? Her şeyden evvel bir konuyu açıklığa kavuşturmamız lazım. O da aile dediğimiz istatistik olarak kalp hastalığı açısından kimler? Anne, baba ve kardeşler. Yani teyzelerinizde, halılarınızda, yengelerinizde, diğer aile büyüklerinizde kalp hastalığı olması sizin riskinizi arttırmıyor. Asıl arttırandan anne, baba ve kardeşler. İlk yapılan yayınlarda kalp hastalığı riskinin artışında %100 olduğuna karar verilmişti. Fakat daha sonra yapılan büyük araştırmalar sonucunda bu oranın aslında o kadar yüksek olmadığı ve %56 oranında olduğu ortaya çıkmıştır. Aileden gelen bir risk var. Evet, onu bir kenara koyalım ama aynı zamanda bireylerin kendi hastalıklarıyla ilgili olan riskleri de var. Ve bunlar da sanılandan çok daha önemli. Ve ilk sırada her zaman için söylediğim gibi şeker hastalığı geliyor. Şeker hastalığının olması kalp hastalığı riskini %77 oranında arttırıyor. Yani bireysel riskler daha önem taşıyabiliyor. İkinci sıradaki önemli risk ise yüksek tansiyon. Yüksek tansiyonda kalp hastalığı riski ne kadar artır diye soracak olursanız bu oran %67 oranındadır. Peki bunlardan sonra üçüncü sırada ne var? Üçüncü sırada sigara var. Sigara içimi kalp hastalığı riskini ise yaklaşık %64 oranında arttırmaktadır. Peki önemli konulardan bir tanesi günümüzde tartışılıyor, fiziksel hareketsizlik. Peki hareketsizlik acaba kalp hastalığı ne kadar artırır? Yaklaşık %58 oranında arttırmaktadır. Yani aileden gelen genetik risk önemli ama kendinizi korursanız bu risk oranlarını düşürebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Çünkü YouTube böyle istiyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.